son filmi uluslararası film festivalleri için hazırladık. Ay çok güzel. Ve Çin, Hırvatistan, Kosova birçok ülkede gösterim hakkı kazandı. En önemlisi Fransa Cannes Film Festivali'ne seçilen tek Türk yapımı oldu kendi alanında. Aa, çok önemli bir şey bu. Ve Şakran bu filme iyiliği anlatıyor. Biz Şakrak'la dünya çocuklarına Türkiye'den iyiliği yaymak için bu karakterle yola çıktık. Peki ne yapar Şakrak? Yani bir kere Şakrak'ın bir anlamı var mı? Her dilde Şen Şakrak, eğlenceli anlamda. Şakrak evet. Anlamında, evet. Şimdi ulusal bir karakter çıkartacaksanız her dilde ne anlama geldiği çok çay önemli. Çay gibi değil mi? Çok çok önemli. Mesela biz Şakrak hikayelerinde sizin elinizde Şakrak 1, 2, 3, 4 serisi var. 4 çok yeni. Dün matbaadan geldi. Aa, sıcak sıcak çok severim sıcak kitap. Bayılırım. Evet, ve her serisi farkındaysanız farklı renkte. İçeriği farklı. Şimdi Şakran özellikle çocuklar için çok dikkat çeken bir tarafı var. İçinde şifreler var. Hmm. Şifreleri çözdüklerinde çocuklar bir gizli şifreye ulaşıyorlar ve gizli şifreye ulaştıklarında... Aa, ben de severim öyle şeyleri. Büyükleri olmuyor mu? Her ay çekilişle çocuklarımıza Şakran iyilik madalyasını gönderiyoruz. Evet. Çok güzel. Çünkü biz iyilikte bir farkındalık oluşturmak istiyoruz çocuklarda. Ve bunu eğlenceli hale getirmek gerekli. Hani diyorlar geleneksel kültür mü, popüler kültür mü? Bence denge önemli. Geçmişten kopmayalım ama geleceği de yakalayalım. Yakalayalım değil mi? Bugün ikisini de harmanlayarak doğru mesajlar içeren karakter oluşturalım diyor. Karakter oluşturalım. Çok çok.